bilmedim açıkçası nasıl olduğunu. Şimdi şam kurabiyesine geçmek istiyorum ben bu portakallı. Şimdi bu kurabiye. Da klasiktir. Çok bu klasiktir. Da şeysi geçmeyecek bu kurabiye. Modası, evet. Modası geçmeyecek. Ve gerçekten bu tarifi mutlaka not etsinler. Asla yayılmayan ve yanıltmayan bir tarif der yani. 3 tane yumurtamız var. Bu 3 tane yumurtamızı karıştırma kabımızın içine koyduk. Dur. Bir dakika. Tamam. Bir soru var. Buyurun. Geçme. 3 yumurtayı koyduk şam kurabiyesi için. Diyorlar ki izleyicilerimiz, ben de aynı şeyi soracaktım. Beyaz un yerine bu poğaçaya acaba tam buğday unu koysak ölçüler ne olur? Unu azaltmamız lazım. 5 bardak un kullandık. 4 bardak unu koyup bir yoğursunlar. Hayır, tam buğday unuyla sırf. Evet, tam buğday unu koyacaklarsa. Biz yani 4 tane koysunlar. 4 tane koyup bir baksınlar. Hamur bu kıvamı oluyor mu? Çünkü her unun biraz sıvı alma şekli başka. Benim tahminim 4,5 bardak civarı alır. Bir yarım bardak eksik koymak gerekir. Ha, ben öyle deneyeceğim. Ben de tam buğday unu. Hiç beyaz undan karıştırmadan olur mu? Olur der yani. Hiçbir biraz şey. Sert oluyor tam buğday unuyla. İşte o zaman biraz az koymak gerekiyor. Ona. Az koymak gerekiyormuş. Az koymak bu bilgiyi gerekiyor. De unutmayın. Güzel yani soruymuş. Teşekkürler. Az koyarsanız aynı kıvamı yakalayabilirsiniz. Ben hatta dener yazarım da. Yani tam buğday unuyla nasıl oluyor tamam. Onu da yazarım. Tamam. Her unun biraz sıvı alma kapasitesi farklı oluyor. Evet. Şimdi şam kurabiyesi. Şam kurabiyesi için. Portakallı kurabiye veya. 3 yumurtamızı karıştırma kabımıza koyduk. Üzerine 1,5 su bardağı toz şekerimizi koyduk ve kurabiyelerde hiç yapmadığımız bir şeyi yapıp şimdi önce yumurta ve şekeri kek çırpar gibi bir mikserle çırpıyoruz. Bu şekilde kabarıyor Derya Hanım. Hatta izleyicilerimizin birazcık daha vakti varsa bu çırpma süresini biraz daha uzun tutup bembeyaz olana kadar çırparlarsa çok daha da güzel olur. Hı hı. Yani şu görüntüyü bembeyaz olana kadar çırpabilirler. Bir su bardağı burada yoğurdumuz var. Güzel. Onu içine ekledim. Yoğurdumu. Burada kabartma tozum var bir paket. Onu güzel. Ekledim. Bir tane portakalımın kabuğu var. İsterlerse limon kabuğu da ekleyebilirler. Tamam. Ya da aroma varsa onu da ekleyebilirler. Diğer tarafta 150 gram eritilmiş tereyağım var. Onu da içine ekliyorum tarifimin. Normalde hep genelde biz eritmeden yumuşak kullanırız ya, bu tarifte torbada sıkacağımız için direkt eriterek kullanıyoruz. Margarinle yapılırdı eskiden bu. Aslında evet, yani onunla daha da iyi olabilir çünkü... Açıkçası margarinlerde birazcık daha lezzetli oluyor gibi geliyor. Aslında sade yağ der yani. Sade yağ. Sade yağ. Sade yağ kullanmak sade lazım. Sade yağ kullanmak hayır, lazım. Hayır, şimdi bu izleyicilerimizin tercihine tercihi, kalmış, tercihi. İmkanına kalmış. Yani ben onu da söylüyorum ki margarinle de yapılabiliyor. Tabii yapılabilir, hiçbir problemi bu. Yok. Hiçbir çünkü çok problemi. Soruluyor bize. Tereyağı malum. Çok pahalı. Evet. Şimdi Derya Hanım bunu bu şekilde... Çırptıktan sonra şöyle bütün malzemelerin karıştığını emin olduktan sonra ne kadar? 5 bardak un ilave ediyorum. 5 su bardağı beş un. Aynı su bardağına 5 su bardağı un ilave ediyorum içine bu şekilde. Ve şimdi hamurun yumuşaklığını izleyicilerimiz görecek. Ne kadar yumuşak bir hamur olduğunu, aslında kurabiye hamurundan çok da farklı olduğunu görecekler. Şöyle karıştırıyorum. Siz hiç torbayla sıkıldığını görmüş müydünüz? Hayır görmedim. Yani, hayır görmedim. Ben normalde bir krema torbası kullanacağım bugün ama eğer krema torbaları yoksa kalın bir poşetle de sıkabilirler. Hiç sıkıntı olmaz. Evet. Çünkü hamur yumuşak canı bir hamur. Tamam. Şöyle. Gördünüz mü Derya Hanım hamuru? Çok güzel. Şimdi bizim Ali'nin anaokulunda geçen yıllarda böyle bir şey yapılmıştı. Çocuklara böyle bir yemek, yani bir kurabiye falan yapıyorlar. Bundan yapmışlar, hepsine de birer tane düşmüş. Mutfakta pişirmişler. Çocuklar hepsi ellerinde bir şeyle karıştırmışlar. Hepsi birer kere karıştırıyor bir şey. İşte şunu koyuyoruz, bununla karışıyor falan. Bu tür şeyler çocukları çok geliştirici. Siz de evlerde yapabilirsiniz mutlaka. Çocukları azıcık bu işlere bulaştırmak lazım. Evet, hem çok seviyorlar. Mesela... Bu da iyi netice alabileceğiniz, çocuklarla iyi netice alabileceğiniz bir şey.
Hakikaten de çok güzel oluyor. Torbayla sıkma fikri de iyiymiş. Çocuklara yaptıracaklarsa Derya Hanım, küçük böyle şırıngalı şeyler var. Minicik minicik böyle. Ha, biraz şırıngaların büyüğü gibi. Büyüğü gibi olanlar var. Onlarla böyle daha o minicik ellerinde ne kadar güzel olur onlarla. Evet evet, o sıkma, torbayla sıkma daha güzel, çocuklar bayılır böyle şeylere. Çok hoşlarına gider. Direkt tepsiye mi sıkıyorsun Şefika bunu? Direkt tepsiye sıkacağım Derya Hanım. Direkt tepsiye sıkacağım şimdi bunu. Bunu bu şekilde koydum. Şimdi ben bunu yapınca Ali'yi okuldan almıştım yaptıkları gün tesadüfen. Çok hoşuna gitmişti. Okuldan aldım. Elinde bu şeyiyle geldi. Bir tane küçücük şöyle bir peçetenin içinde. Çıldırıyor. Ben yaptım, ben yaptım, ben. Ne olur diyorum, bana da ver. Olmaz diyor. Sen kendine kendin yap. O zaman daha küçüktü. Kesinlikle vermedi. Bir de güzel kendi yaptığı için gururla. Kendi ve arkadaşları, öğretmenleri tabii sağ olsunlar yardımcı olmuşlar. O kadar güzel gururla onu yaptı ki çocuklar çok severler böyle birlikte bir şey yapmak arkadaşlarıyla okullarında. Evet. Şimdi Derya Hanım, bunu poşetin ucunu kestim. Bunu. Bunu sıkarken öncelikle bir püf noktası var. Hepsini aynı noktaya sıkıyorum. Böyle çevirerek falan sıkmıyorum. Hepsini aynı noktaya çıkıp sıkıp böyle tepesinden o bırakıyorum. O kendisi iniyor. Kendisi vanilya iniyor. Koyabilir miyiz içine? Portakal kabuğu koyduğumuz için ben vanilya koymadım. Ama eğer herhangi bir aroma koymak istemezlerse tabii ki koyabilirler. Ama dediğim gibi bunun en önemli püf noktası hepsini aynı noktaya sıkmak. Bir de hamuru sıkıp bırakırken biraz zorluk çekebilirler. Ortaya doğru hafifçe batırıp, şimdi göstereceğim. Yeşil abi buradan çekerken şimdi görecek. Şöyle hepsini aynı noktaya sıktım. Şimdi hamuru torbasını çekerken içe bastırıp şöyle çekiyorum der yani. Hı, güzel. Bunu istedikleri büyüklüklerde sıkabilirler. Şöyle hafifçe üstlerini. Bu senin yaptığın kıvam çok güzel. Bunun da aslında pastanede, benim dediğim pastanede şöyle göstereyim Yaşar. Mesela şu kadarsa o pastanede şu kadar, bir tık daha büyük i̇şte yapıyorlar şöyle, ama bu yeterli. İşte şu şöyle falan sıkmak gerekiyor. Öbürünü bir kişi yemek zorunda kalıyoruz. Bir de Derya Hanım, sıkarken biraz aralıklı. Çünkü hafifçe yayılacaklar. Evet. Ben şimdi bunları anlatıyorum ama bunlar mişli geçmiş yani. Şimdi bunu bu şekilde sıktık ve en son bunun üstüne Derya Hanım toz şekeri serpeceğiz ve bunu... Ha, buna toz şeker de mi serpiliyor? Tabii, toz şeker serpeceğiz üstüne ve bunu güzelce pişmeye yollayacağız. Bunun da işi bu kadar. Sonra da olacak bu kurabiyeler böyle. Kaç dakika pişiyor? 180 derecede nar gibi kızarana kadar. Yaşar, kızarmışı var. Kızarmış. Pişmişi var. Pişmişi var. Toz şeker ne kadar döküyorsun her şöyle birine? Üstüne serpiyorum sadece. Yani bir çitmik deriz ya böyle. Böyle. Çimdik, çitmik neyse işte. Öyle bir serpiyoruz tamam. Derya Hanım. Şimdi köfteni görmek istiyorum.